Sebzeli karışık köfteli kebabımız için sevgili izleyenimiz, karışık sebzeli köfteli kebabımız için neler kullandık, hangi malzemelerimiz vardı? 300 gram kadar dana kıymamız, 2 adet kabak, 2 adet patlıcan, 1 adet kuru soğanımız, 2 diş sarımsağımız, 4 adet biberimiz, 2 adet domatesimiz, 1 yemek kaşığı kadar salçamız, 1 çay kaşığı kadar, 1 çay bardağı kadar sıvı yağımız. Tabi yapacağımız işleme göre o biraz artabilir veya da düşebilir de sevgili izleyenimiz. Ondan sonra 1 çay kaşığı kadar tuzumuz, karabiberimiz, pulverimiz, kekiğimiz ve 1 tutam maydanoz. 300 gram kadar dana kıymamız, 2 adet kabak, 2 adet patlıcan, 1 adet kuru soğanımız, 2 diş sarımsağımız, ondan sonra 4 adet karışık biberimiz, 2 adet domatesimiz, 1 yemek kaşığı kadar salçamız, 1 çay bardağı kadar sıvı yağımız, ondan sonra da 1 çay kaşığı kadar tuz, karabiberimiz, pulverimiz, ondan sonra 1 çay kaşığı kadar kekik ve 1 tutam da maydanoz kullanıyoruz. Öncelikle bir patlıcan ve kabaklarımızı hazırlıyoruz. Onları hemen parmak şeklinde doğruyoruz ve doğradıktan sonra tavamızda kızartıyoruz. Kızarttıktan sonra patlıcanları altına, kabakları onun üzerine serdik. Ve serdikten sonra tekrardan ayrı bir kabımızı içine hemen galeta unumuzu, baharatımızı, bir tane yumurtamızı, soğanımızı, sarımsağımızı hemen rendeledik, içine ilave ettik. Onları güzelce bir karıştırdık. Kıymamızı ilave ettik. Kıymamızla beraber güzelce bir karıştırıyoruz. Harcımız hazırlanıyor. Harcımız hazırlandıktan sonra hemen İzmir köfte şeklinde köftelerimizi hazırlıyoruz. Tepsimizi içine diziyoruz. Fırına gönderiyoruz. Onunla fırında iyice bir pişiyor. Onlar fırında pişerken biz de tekrardan diğer tenceremizi içine hemen yağımızı ilave ettik. Ondan sonra soğanımızı, sarımsağımızı, biberimizi kavurduk. Salçamızı içine ilave ettik. Salçamızı da iyice bir kavuralım. Salçamızı da iyice bir kavurduktan sonra tekrardan suyumuzu içine ilave ediyoruz. Ve suyumuzla beraber tekrardan güzelce bir şekilde bir suyumuzla beraber hemen yavaş yavaş kaynamaya başlıyor. Tuzumuzu ayarlıyoruz ve sosumuz hazırlanıyor. Ve sosumuz da hazırlandıktan sonra tekrardan hemen köftelerimiz de pişiyor. Ondan sonra patlıcan kabağın üzerine sosumuzu döktük, köftelerimizi dizdik, köftelerimizi üzerine domates, biberle beraber süslememizi yapıyoruz ve tekrardan fırına gönderiyoruz. Fırında yaklaşık 1 saat boyunca düşük bir dereceyle beraber pişiriyoruz ve pişirdikten sonra da afiyet yiyeceğiniz hem lezzetli hem de güzel bir kebap oluyor. Şimdiden sizlere afiyet olsun diyelim.